kaçınılmazdır. Resim sanatını batıdan alıyoruz. Yani perspektif, işte Filippo Brunelleschi, Michelangelo, Leonardo da Vinci, hala işte Sistine Şapeli'nin kapısında bekleyen insanlar. Ya bizim resim teknikleri olarak aldığımız baz oradan, ama buradaki yorumuyla beraber turistler çok beğeniyor ki şu an bulunduğum mekanda günde 10 kişi burayı müze sanıp girebiliyor. Renkler itibariyle aynı zamanda hani sadece bir kadın figürü değil, yani bir kilise resmi, ikona gibi diyemeyiz. Aynı zamanda burada bir şey var. Osmanlı'dan kalan betimleme, çiçek bezemeleri, motifler de var. Biraz modernize edilmiş şekilde ve turistlerin hani bölgede çok alışık olmadıkları için daha çok ilgisini çekiyor. Merakla alanı görmek, fotoğraflamak istiyorlar. Genelde akrilik kullanıyorum. Kullandığım ürünler profesyonel, sanatsal ürünler. İşlerim bittikten sonra da mutlaka üzerine yine profesyonel bir fiksatifle, yani vernik diyebiliriz biz ona, koruma altına alıyorum. Uzun senelerdir zarar görmeden devam ediyor, kalıyor. Aslında baktığımız bir çöp kovası, aldığımız bir küçük ürün ambalajı, çikolata dahi ambalajı ile bize kendini sattırıyor. O yüzden estetik algının her yere girmesi gerekiyor. Fakat işte Kapadokya'da biraz azınlıktayız. Fakat bölgede buna çok ciddi bir artık yeni ihtiyaç var. İnsanlar, mekan sahipleri bu konuda talepte bulunuyorlar. Kesinlikle benzerleri yok. Spontane, duvar üzerinde gelişiyor. Yaparken anlık kararlarla. Çalışmayı yaparken dış ortamda, dış mekanda başladı aslında bu. Tamamen spontane gelişti. Bölgede kadınlar belli bir bölgeye atfetmek çok zor. Zaten Osmanlı'dan itibaren yani oldukça fazla göç almış, fazla ırklı bir toplum. O yüzden kadınların bir şeyi yok. Hepsi de birbirine benziyor. Benim tamamen hayal gücüm diyebilirim. Etnik bir kökene bağlı değiller.